Sual. Bedeni meydana getiren dört türlü madde ne zaman dengelenip insana kötülük yaptırmaktan vazgeçerler? Cevap. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabının 2. cild 50. mektupta buyuruyor ki, şunu iyi anlamalıdır ki, İslamiyetin sureti ile İslamiyetin hakikati, nefsten dolayı birbirinden ayrılmaktadır. İslamiyetin suretine kavuşanın nefsi emmaresi taşkınlık yapmakta ve inanmamaktadır. İslamiyetin hakikatine kavuşunca, nefs mutmain olmaktadır. Müslüman olmakla şereflenmektedir. Bunun gibi, suret gibi olan kemalat-i vilayet ile, bu suretlerin hakikatleri gibi olan kemalat-i nübüvvet arasındaki ayrılık da, bedenden ileri gelmektedir. Vilayet makamında, bedeni meydana getiren dört türlü maddeler, kendi isteklerinde, kendi azgınlıklarındadır. Mesela, nefsi itminana kavuşmuş olan bir velinin bedenindeki enerji, kudret, iyi olduğu, üstün olduğu davasındadır. Bedendeki toprak maddeleri, kötülük ve aşağılık yaptırmak istemektedir. Sıvı ve gaz halindeki maddeler de, fizik ve kimya özelliklerini ve reaksiyonlarını meydana getirmek çabasındadır. Kemalat-i nübüvvet makamına kavuşunca, bedendeki maddelerin hepsi, adalet denge halini alır. Aşırı ve zararlı halleri kalmaz. Resulullah'ın aleyhi ve ala aleyhissalatu vesselam, şeytanın Müslüman oldu, yani teslim oldu buyurması, belki de bu denge halini haber vermektedir. Çünkü, insanın dışında şeytan bulunduğu gibi, içinde de vardır. İnsanın içindeki şeytanı, onun kudretinin, enerjisinin taşkınlığıdır. Enerji artınca, insanda kibir ve yükseklik hasıl olur. Kötü sıfatların en aşağısı da, bu kibir sıfatıdır. Enerjinin teslim olması, selamet bulması, bu kötülüğün ondan gitmesidir. Tam İlmihal sayfa 950. Kaynak: www.dinimizislam.com